Merhabalar sevgili Yaşam Destek TV dinleyenleri. Bu videomuzun konusu 11 aylık bebek gelişimi. 11 aylık bebeğimiz neler yapar, nelerden hoşlanır, nasıl davranmamız gerekir, bize neler gösterecektir onunla ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum sizlere. 11 aylık bebek aslında iletişimsel olarak gerçekten en kuvvetli olduğu dönemlere giriyor 11 aylıkken bebekler. Sizin verdiğiniz komutları daha iyi algılayacak ya da ondan gelecek şeyleri sizin de iyi algılayabileceğiniz bir döneme denk geliyor aslında 11 ay. Şöyle bebeğinizin motivasyonu bu dönemde çok artıyor. Kendine olan güveni çok artıyor. İsteklerini artık size bildirmek konusunda çok daha emin, ne istediğini bildiği dönemler aslında 11 aylık dönemler. Sizden gelen yardımları kabul etmeyebilir, size karşı tavırları değişebilir. Hani biz genelde 2,5 ay, 2,5 yaş sendromu vesaire diyoruz ya, hani ilk ergenlik vesaire diye. Aslında bunu da öyle adlandırabiliriz bu dönemi de. Hani o konu biraz daha farklı bir konu ama 11 aylık bebeklerde de bir özgüven patlaması oluşuyor. Dolayısıyla bu aylarda da keyfinin istediği gibi davranmak isteyecektir bebeğiniz. Onun için de şaşırmayın. Kendi isteklerini, kendi düşüncelerini size bir şekilde anlatacaktır. Çok da güzel aylardır bu ay. Çünkü bebeğinizle gerçekten iletişime geçtiğinizi hissedeceksiniz. Onun artık evdeki varlığı, onun istekleri, onun düşünceleri de devreye gireceği için gerçek anlamda karşınızda bir yetişkin varmış gibi de hatta hareket etmek durumunda kalabileceksiniz zaman zaman. Yani aslında hiç kimse doğduğu andan itibaren böyle bir ne istediğini bilmez bir dönemde değildir. 11 aylık dönemde de bebeğiniz hiçbir duyguyu bilmez ve bunları zamanla öğrenir. Bu öğrenme 11. ayda ise korku duygusu oluşmaya başlar. Bebeğiniz hiç tepki vermediği şeylere tepkiler vermeye başlar. Yüksek seslere korkar ya da sizin bakışlarınızdan vesairenizden korkar. Dolayısıyla biraz daha nazik davranmamız gerekendir. Gereken bir dönemdir aslında. Bu dönemlerde isteklerini ağlayarak değil de genelde göstererek aslında belirtir. Belli belirsiz sesler çıkarır. Sizleri taklit etmeye çalışır. Konuştuklarınızı taklit etmeye çalışır. Ses tonunuzu taklit etmeye çalışır yeri gelir. Dolayısıyla etrafındaki olup bitenlerin kendi gözüyle nasıl canlanıyorsa onu size bildirir. Bu dönemlerde hani korku var dedik ya, hani korkuları artık daha iyi anlıyor dedik ya. Dolayısıyla hani biraz da yavaş yavaş çocuğumuz böyle tay tay durmaya başladı, işte yürümeye başlıyor vesaire, düşüp kalkmalar olacaktır ya da bir yerlere çarpmalar olacaktır. O dönemlerde biraz daha böyle sakin hareket etmenizde fayda var. Çünkü bu onları çok korkutabilir. Düştüğü zaman ay ne oldun işte böyle feryat figan vesaire yanına gittiğiniz ya da bir yerine bir şey olduğunda siz ondan daha çok feryat figan ederseniz inanın bana çok daha büyük sorunlar yaşayabilirsiniz. Bebeğinizin ruhsal açısından korkulara karşı gösterdiği düşünceler, tavırlar neler olduğunu daha sonraki yıllarda ya da aylarda ortaya çıkar. O yüzden çok sakin olun. Bu dönemlerde sakinlik her zaman iş görecektir. Bu uyku dönemleri bu dönemlerde biraz daha iyiye gidiyor. Çünkü gündüz artık uyku vakitleri uzuyor. Geceleri biraz daha deliksiz uykulara dönebiliyor. İşte emziren anneler gecede hani 3-4 kere emziriyorsa bir kereye düşebilir, 2 kereye düşebilir ya da hiç uyanmayabilir çocuğunuz. O yüzden hani biraz daha rahat olun çünkü gündüzleri uyumayacaktır, çok az uyuyacaktır. Geceleri daha iyi uyuyacaktır. Bu tam tersi de olabilir. O yüzden bu alışkanlığı onlara kazandırma dönemin en iyi dönemi aslında 11 aylık dönem. Tabii istisnalar kaideyi bozmuyor. Benim çocuğum hiçbir zaman uyumadı. Hep bunu beni tanıyanlar bilir. Çocuğumun gelişmesiyle ilgili hep böyle anekdotlar veririm. Arada bir şeyler söylerim nasıl büyüdü büyük oğlum diye. Ama ciddi anlamda onun bana olan düşkünlüğü ve meme emme isteği çok fazlaydı. Doktoruyla da o dönemde konuştuk. Hani zorlamayın, istediği zaman gene emsin ama hani bunu bir düzene oturtun dedi ama biz maalesef çok fazla düzene oturtamadık çünkü hep emmek istedi. Ta ki 2,5 yaşına kadar emzirdim. Çünkü benim oğlum yemekleri çok sevmiyor, yemek yemeyi çok sevmiyordu. Dolayısıyla aç kalamayacaktı, emzirmek durumundaydım. Bu zaman zaman böyle canımı sıktı, tedirgin olduğum, üzüldüm, bunu yaşayan anneler bilir.
Yani sürekli gece kalkıp emmek istemesi, seninle birlikte olmak istemesi anlamına geliyor aslında bu. Ona da hani bir yerde kıyamıyoruz ama elinizden gelebilecek bir durum varsa lütfen göz ardı etmeyin. Hani ben bunu yapamadım çünkü çocuğum çok psikolojik olarak çok etkilenecekti. O yüzden hani memeyi bırakma dönemine doğru daha bir nasıl söyleyeyim düzene girmiştik. Ama memeyi bırakma konuları geçmeye başladığı anda zannediyorum o da bunları sezdi. İşte o zaman biraz daha böyle bana çok düşkün olmaya başladı ama sonunda çok rahat bir şekilde memeyi bıraktırdık. Hiç de korktuğum gibi olmadı. Hani memeyi nasıl bırakacak diye çok korkuyordum ben. Bırakamayacak, ağlayacak, çok üzülecek, ne yapacağım vesaire diye. O dönemlerde hani çok sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiştim ama hiç öyle olmadı. Onun da en büyük avantajımız bu ki ben onu hiç zorlamadım. Gece kalkıp emmek istediğinde de emzirdim. Gündüz emmek istediğinde de emzirdim. O bizim aramızdaki bağı çok kuvvetlendirdi ve meme artık yok dediğimde çocuğum bunu çok iyi bir şekilde anladı ve o günden itibaren yok oldu. Hani o konuda da içiniz rahat olsun diye bunu anlatmak istedim. Tutunarak ayağa kalkabilen bir bebeğimiz var artık. Yavaş yavaş adım attırmayı deneyebilirsiniz bu dönemlerde. Zaten kendisi de dönem içerisinde artan özgüveniyle o adımları kendi atmak isteyebilir. Bu dönemlerde başlayan bebekler için ilk adım ayakkabısı denemeleri yapabilirsiniz. Yine burada tekrar kendimden bir örnek vermek istiyorum. Kış aylarında biraz anneler zor olabiliyor. Hani üşütürüz vesaire diye korkuyoruz. Evet, ilk adım ayakkabıları vesaire giydirmek, pantuflar vesaireler giydirmek isteyebiliyoruz. Ama çocuğunuzun bulunduğu ortamda eğer izole yapabilirseniz, hani daha kalın halılar vesaireler serebilirseniz yerlere, o zaman çocuğunuza ayakkabı giydirmek zorunda kalmayacaksınızdır ki birçok doktor da ayakkabıdan ziyade ayağın çıplak olmasına, yani çoraplı olmasından yanalar. Çünkü ayakkabı her ne kadar ilk adım ayakkabıları çok güzel hani üretiliyor vesaire dense de yine de ayak sağlığını bozabiliyor. O yüzdendir ki eğer siz üşütmeyeceğinizi düşünüyorsanız, içiniz rahatsa hiç ayakkabı da giydirmeyebilirsiniz. Bu çok daha sağlıklı olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Ama ayakkabı eğer giydirecekseniz de şunlara dikkat edin. Yani öyle büyük paralar verip hani çok böyle marka ayakkabılar vesaireler bunlar iyidir diye düşünmeyin. Sadece elastikliği iyi olsun, yumuşak tabanlı olsun. Böyle avucunuzun içine aldığınızda böyle avucunuzla ayakkabıyı sıkıp yok edebileceğiniz pozisyonda olsun. Yani yumuşak böyle pandu, patik gibi altı sert olanları asla ve asla tercih etmeyin. Çünkü gerçekten ayak sağlığını bozabilir çocuğumuzun. Çünkü o dönemlerde hani çok normal basamıyor çocuklar. O yüzden çok daha yumuşak ayakkabılar tercih etmenizde çok fayda var. Ama yine diyorum eğer ortamınız müsaitse hiç ayakkabı giydirmezseniz çok daha iyi olacaktır. Bu dönemde gelişimi nasıl olabilir bebeğimizin derseniz 11 aylık bebeklerin gelişimi dönemi içinde bebeğinize karşılıklı oyunlar oynayabilirsiniz. En iyi oyunlardan bir tanesi de böyle topu yuvarlayıp onun da size geri göndermesini istemektir. İnanın bana çok çok eğlenceli bir oyun olacak onun için. Böyle dünyaları keşfettiğini zannediyor bebek onu yaptığında. Siz ona atıyorsunuz, o size atıyor ve karşılıklı motor becerileri de çok iyi gelişiyor bu oyunla beraber. Bu dönemde 11 aylık bebekler hep taklit yaparlar. Yaptığınız günlük işlerde onun taklit etkinliğinin bir parçası olur. Dolayısıyla her işi yaparken hep böyle ben ona hani özellikle dikkat ediyordum. Bebeğim uyurken birçok işi yapmaya çalışıyorsunuz tabii ki hani ama hani gürültü olacak vesaire mesela mutfak işlerinde vesaire de hep bebeğimi yanımda oturtuyordum. Mama sandalyesine koyuyordum. O beni seyrediyordu. Ben de işlerimi yapıyordum. Hem kafam rahat oluyordu. Hem de uyanacak mı telaşı olmuyordu. Hani gürültüden vesaireden tencere tabak sesinden. O yüzden onu yanınızda tutmaya çalışın. Çünkü o da gerçek anlamda sizi gördükçe çok daha farklı şeyler kafasında oluşuyor ve bu da onun beyin zeka gelişimi için çok önemli bir aktivasyon oluyor. Bu yani oyunsa oyundur. Bunlar da bir oyundur. İnanın bana her yaptığınız, her güzel yaptığınız şey onun gelişmesi için çok iyi bir örnek olacaktır. 11 aylık bebek gelişimi döneminde çocuğunuzu oyuncaklarını toparlarken ve raflara dizerken görmeniz mümkündür. Televizyonuna uzaktan kumandasını tutup açmaya çalışabilir.
Yavaş şekilde kelimeleri de taklit eder. Bilinçli olarak kullandığı kelime sayısı artar. Beyni hızla gelişirken konuşma becerisi de ilerler. Yani siz ne yapıyorsanız onu yapacaktır çocuğunuzda. Siz ne konuşuyorsunuz da onu konuşacaktır. Dolayısıyla bu dönemlerde işte evdeki konuşma tarzınız, tavrınız biraz daha normal olması gerekir. Ki çocuğunuz da inanın bana sesinizi bile taklit ediyor. Yani yüksek volümlü konuşuyorsanız, bağırarak konuşuyorsanız ya da işte belli başlı bazı kelimeleri kullanıyorsanız çocuğunuz da bunları alacaktır. Mesela benim doktorumun verdiği bir örnek vardı. Çocuk işte böyle bir yaşında vesaire de getiriyorlar doktora ve doktora söylediği şekerim şekerim diye hep hitap ediyormuş çocuk. Annesine sorduğunda şekerim nereden geliyor diye. Anne şekerim diye konuşuyormuş mesela. İşte o yüzden hani bazı cümlelerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hani bunlar tatlı gelebilir çocuk konuşurken benim dediğim şeyi söylüyor vesaire gibi ama her zaman da doğru kelimeler olmayabilir. O yüzden daha özverili, daha düzgün, daha kırmayacak, dökmeyecek hani argovari cümleler, kelimeler konuşmamakta fayda var. Çünkü anında taklit edecek ve onları hemen kafasına yerleştirecek. Benim oğlumda da en çok hani 11. 12. ayında no ile başladı. No 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 mesela hani hayır hayır hayır. Çok İngilizce konuşan insanlar da değiliz ama bir şekilde onu kapmıştı ve o no onun bayağı bir zaman hayır yerine geçen bir kelimesi olmuştu. Sonrasında hayırı da öğrendi ve devamında ikisini birlikte konuştu vesaire. 11 aylık bebek kesin komutları algılar ve yapmaması gerekenleri anlar. Sevdiği oyuncağı elinden alındığında itiraz eder, çığlıklar atar. Dolayısıyla dedik ki hani burada bir özgüven patlaması var. Daha cool çocuğumuz artık yani. Daha ne istediğini bilen bir çocuk. O yüzden elinden oyuncağını vesaire alırken de hani böyle çekip almaktansa ya da direkt alıp işte oyuncak sepetine koymaktansa bunu alıyorum oğlum, bunu alıyorum kızım diye ona da gösterirseniz inanın bana o onu gerçekten mutlu edecektir o tavrınız. Ters çevrilmiş bir kabın içerisindeki oyuncağı bulur. Sakla bul tarzı oyunlardan hoşlanır. İstediği bir şeyi işaret parmağıyla gösterir. Bu sakla bul gerçekten çok iyidir. Zekası açısından çok iyidir. Görsel hafızası açısından çok iyidir. Hani bebek gerçekten nereye ne koyduğunu biliyor mu, takip ediyor mu, farkında mı ne yaptığının işte bunları o oyunlardan anlayabilirsiniz. Yine 11 aylık bebek gelişimi dönemi içinde bebeğimiz yardımımızla birlikte bardaktan su içebilir. Bunu birçok anne de bu hatalar olabiliyor. Hata demeyelim de hani böyle ilk evlatlarda genelde anneler çok sakınırlar ve hani bebeklerimizin yemek konusunda bardağı tuttuğunda ay dökecek, kıracak, kırılırsa üstüne gelirse vesaire gibi düşüncelerimiz var. Ya da bazı çocuklar bir yaptığını tekrar tekrar yapmak istiyor ve bazen çok yorucu olabiliyor, bu sıkıcı olabiliyor. Ama hiç sakınmadan plastik bebek bardaklarından ya da plastik herhangi bir bardaktan ona su verebilirsiniz. Kırılmayacağına emin olduğunuz bir şey eline verin. O bardaktan çok rahat su içebilecektir. Ona takıp çıkarabilecekleri oyuncaklar alın. Bu oyuncak olayını ben biraz açmak istiyorum. Böyle önünüze gelen her oyuncağı her an almayın. Lütfen almayın. Hediyeler de geldiyse erkenden çıkarmayın. Çünkü erkenden çıkan ve onun yaşantına uygun olmayan oyuncaklar onun ilgisini çekmiyor. Sadece kafa karışıklığı yapıyor. Oynamıyor da zaten. Kırıp atıyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü onun oynayamayacağı şeyleri o farkında değil. Sadece kırılıp atılacaktır. O yüzden tak çıkar oyuncaklar, legolar vesaireler harika bu dönemde. Yine ahşap oyuncaklar var hani tak çıkar şeklinde, onlardan alabilirsiniz. Bu çok daha eğitici, çok daha motor becerilerini, ince motor becerilerini geliştirici oyuncaklardır. Diğer oyuncaklar evet hoşumuza gidiyor, gördüğümüz her şeyi almaya çalışıyoruz ama almasak çok daha iyidir. Çünkü ilerleyen zamanda zaten anneler bilir ki evler dolup taşacaklar oyuncaklarla. O yüzden böyle bir iki tane oyuncak alıp onunla idare etmesini sağlamakta yarar var. Bir de oyuncak dayatması yapmayın. Yine kendimden örnek vereceğim. Çünkü ben zaten bu örneklerle hani karşınızdayım ve sizler de beni anladınız artık. Şükürler olsun ki. Şöyle bebeğim mesela benim oğlum periş oyuncakları hiç sevmedi. Konuşan ayılar vesaireler, hareket edenler bir sürü şeyler vardı ama onların hiçbirini sevmedi. Periş oyuncak hani bazıları dokunmak istemez. Hayır dokunuyordu ama sevmiyordu oynamayı. İşte bir tane böyle tak çıkar
minibüs tarzında bir oyun şeyi vardı, arabası vardı, oyuncağı. Onun içinde de işte hani böyle tak çıkar şeyleri vardı, yıldız, ay, kalp vesaire. Onları bayılıyordu, ona çok bayılıyordu. Onu böyle uzunca bir süre elinden bırakmadı. O yüzden hani böyle başka oyuncaklar dayatmamaya çalışın. Yine kızlarda da aynı şey olabilir. Yani illa bebeklerle vesairelerle oynayacak diye bir şey yok. O seçtiği oyuncakla oynasın. Lütfen ona karışmayın. Hani elinden alıyoruz bazen işte oğlumuz belki evde bir bebek vardır onu alıp oynamak ister. Kızımız arabayla işte robotla oynamak ister. Biz hep böyle o kız oyuncağı o erkek oyuncağı asla böyle bir ayrım yapmayın. Çünkü bebeğimiz neyle oynamak istiyorsa onunla oynasın. O düşünceyi kafanızdan da atın. Yani kız erkek olayını da bu oyuncaklar konusunda kafanızdan atın. Konuşma dil becerisini geliştirmek için onunla devamlı konuşabilirsiniz. Onun da cevap verdiğini farz ederek diyaloglara girin. Mesela hani parmağıyla gösteriyor ya işte mesela su isteyecek suyu parmağıyla gösteriyor. Siz direkt alıp vermeyin ona. Alıp verirken işte oğlum kızım su mu istedin sen deyip gösterin ona. O size cevap verecektir bir şekilde. Evet ya da hayır bir şekilde size kendini ifade edecektir. Evet bu su diye verin ve o oradan hem konuşma becerisi hem de cevap yani diyalog kurma olayını çok iyi bir şekilde algılayacaktır. Her ne yaparsanız yapın mutlaka konuşun. Konuşun konuşun. Çünkü konuşmak onun için yani inanılmaz derecede önemli bir konudur. Siz suskun kaldıkça o da konuşması gecikecektir. İnanın buna. Bir diğer bu konuşma hususuna değinmek istediğim konu ben başka birçok videomda da değindim. Yazan arkadaşlarım da sağ olsunlar. Hep beni takip edenler de o konudaki sıkıntılarını dile getirmişler bana sağ olsunlar. Şöyle bir durum var. Bebek gibi konuşmayın. Kesinlikle ve kesinlikle karşınızda normal bir yetişkin var ve siz onunla o şekilde konuşuyorsunuz. Dolayısıyla yani işte suya uva dedi diyelim. Su her seferinde su olduğunu söyleyin ona. Her seferinde. Uva mı istiyorsun sen? Bir de falan diye böyle bir konuşma geçmesin aranızda. Ya da ses tonunuzu tabii ki naifleştireceksiniz. Tabii ki karşınızda bir çocuk var. Daha düzgün, daha naif konuşmak durumundayız. Ama hani böyle çok kırılan bebek tarzı konuşmalar vesaire bunlardan uzak durun. İnanın bu onların gelişimini çok kötü yönde etkiliyor. Normal bir insan gibi konuşun. Yanlış söylediği kelimeleri de her seferinde düzelterek dönün ona. Ama tabii ki kızmayın. Bunu su dedim, niye uva diyorsun falan diye de demeyin. Su, o bir zaman sonra su olduğunu zaten anlayacak. Bu dönemde bebeğinize büyük resimli ve hareketli kitaplar alabilirsiniz. Resimleri tek tek gösterebilirsiniz ne olduğunu. Ben hani o dönemlerde işte bir kitabımızın bir bölümünde işte baba buradayım ayı geliyor gibi şeyler vardı. Ve biz onu okurken hep baba buradayım diye o büyük yazıyı gösteriyorduk. Baba buradayım diyor. Hani okuyormuş gibi yapıyordu oğlum. Ama okumuyor tabii ki. Görsel hafıza ve duyduğunu tekrarlıyor. O sayfa geldiğinde görüyordu. Ayıyı gösteriyordu vesaire. Dolayısıyla hep bu oyunlarda da, kitaplarda da her şekilde ne olduğunu üstüne basa 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 sürekli tekrarlayacağız. Hep aynı kitabı okumamız isteyebilir. Hep aynı şeyleri yapmak isteyebilir. Hep aynı şarkıları dinlemek isteyebilir. Ona asla ket vurmayın. O mutlaka sonrasında normale dönecektir. Kitaplar okurken de ona da sorabilirsiniz. Kedi nerede, köpek nerede, işte tavşan nerede vesaire. O size tek 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 bunları gösterecek. Bu dönemde hani dedim bardaktan su içebilir, elinizi tutarak yürüyebilir, anne ve baba dışında birkaç kelime daha söylemeye başlayabilir, yabancılamaya başlamıştı zaten bu yabancılama artabilir. İnsanlara gitmek istemeyebilir, onların yanında oturmak istemeyebilir. Bunlar konusunda hani benim başka başka videolarımda da beni bilenler bilir. Çok 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 benim böyle kırmızı çizgim derler ya kırmızı çizgimdir. Çocuklarınızı asla böyle şeyler için zorlamayın. Git babaannene, git dedene, git amcana, git halana. Niye oturmuyorsun kucağında? Al burada otur bilmem ne falan diye asla kimsenin kucağına çocuğunuzu vermeyin. Kimseyle birlikte vakit geçirmesi için onu zorlamayın. Asla böyle bir şey yapmayın. Mümkünse çok çok daha izole yaşarsanız çok daha iyi olacak günümüzde diyorum. Maalesef bizi artık böyle bir duruma getirdiler. Çocuklarımızı koruyalım. Bu arada tekrar
altını çizmek istiyorum. Başkalarının çocuklarını dokunarak sevmeyelim. Başkalarının da bizim çocuklarımızı dokunarak sevmesine müsaade etmeyelim. Lütfen ama lütfen bu konuda bilinçli olalım. Hiçbir şekilde çocuğumuzun istemediği insanlarla bir arada olmasını, istedikleriyle de çok sınırlı tabii ki. O yüzden lütfen bu konulara da dikkat edelim. Bunu da tekrar altını çizmek istedim. Bu arada bebeğimiz artık kendi başına da yürümeye başladığı için kendi başına da evin içerisinde dolaşabilir. O nedenle evinizde tedbirleri almayı unutmayın. Onu hani böyle 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika asla yalnız bırakmayın. Mutlaka peşinden gidin. Çünkü çocuktur. Ne yapacağı belli olmaz. Kaş göz arasında her şeyi yapabilir. Kırılacak, dökülecek, ona zarar verecek şeylerden uzak tutmaya çalışın. Ve mümkünse sabitlenecek şeyleri evinizde sabitleyin. Ona zarar verecek eşyaları da ortadan kaldırın. Bir dönem sonra zaten alışacaktır. O zaman zaten zarar vermeyecektir. Ama bu dönemlerde yine en önemli konulardan bir tanesi de çocuğunuzu her şeye dokunmasına müsaade etmektir. Kırılan, dökülen şeyleri, ona zarar verecek şeyleri ortadan kaldırın. Ama her şeye de dokunsun. Dokunarak, hissederek öğreniyor çünkü çocuklar. Müsaade edin. Kucağınıza alın, tek tek merak ettiği şeyleri eline verin, baksın, evirsin, çevirsin, dokunsun. O merakı gittikten sonra zaten bir daha istemeyecektir onu. Ama siz onu yasakladığınız takdirde o ona takacak kafayı ve illa ona bir şekilde dokunmak isteyecektir. Ve bu dokunma isteği de genelde kırmak ve dökmek üzerine olur. Çünkü artık sinirlenecektir. Niye dokun, yani bir hışımla saldıracak ona fırsat bulduğunda ve genelde de sonu hüsranla bitiyor. O yüzden çocuğunuzun her şeye dokunmasına müsaade edin. O onu öğrendikten sonra zaten peşini bırakacaktır. Sevgili anneler, babalar. Yani evet, zor dönemler. Çocuklarımız büyüdükçe zorlukları da artıyor. Hani zorluklar demeyelim. Hani bunu da şey söylüyorlar, hani dertleri büyüyor diye. Asla öyle düşünmüyorum ben. Tabii ki insan yani yetişkin oluyorlar, büyüyorlar, istekleri, arzuları değişiyor. Bizim gibi düşünemeyebilirler, bizim gibi yani bizden farklı şeyler isteyebilirler. Artık bundan sonra 11. aydan sonra da bunu çok daha iyi fark edeceksiniz. O yüzden biraz daha özverili, biraz daha nasıl söyleyeyim, böyle bir sinirlerimizden arınmış bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bir derin nefes alıp şöyle 10'a kadar saydıktan sonra cevap verebilirsiniz. Çünkü çok yorulacağınız bir döneme adım atmış durumdasınız. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Allah'ım çocuklarımıza sağlıklı, güzel, uzun ömürler versin. Şanslarını, bahtlarını açık etsin, yollarını açık etsin. Helal süt emmiş insanlarla karşılaştırsın diyorum. İnşallah hep güzel haberlerinizi alayım efendim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.